Çocuklarımız sporla nerede tanışacak derseniz, spor okulları var, izliyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz ve Öz Ateş Spor Kulübü'ne konuk olduk. Yanımızda kulüp başkanımız Halil Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Halil Bey merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizleri gördük daha iyi olduk. Çok sağ olun efendim, biz de sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz. Öz Ateş Spor Kulübü olarak misafir ettiniz bizleri burada, ağırladınız. Çok evet. Sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim. Ben röportajımı öncelikle Halil Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Halil Bey kimdir? Sporla tanışma hikayeniz. Valla uzun yıllar voleybol oynadım. Evet. Daha sonra çeşitli kulüplerde antrenörlük yaptım. 2008 yılında da Öz Ateş Spor Kulübü'nü kurduk. O günden beri çalışmalarımız devam etmekte. Aslında hani çekirdekten yetişmiş bir isim bile diyebiliriz Halil Bey için. Yani 40 yıla yakındır bu sektörün içindeyiz voleybolun. Evet, biraz Öz Ateş Spor Kulübü'nü tanıyalım efendim. Neler yapıyoruz burada? Öz Ateş Spor Kulübü genellikle altyapılara çok önem veren, yetiştirici bir kulüp özelliği olan bir kulübümüz. Tabii ki bu altta yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı ve kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerle bu sene 2. deplasman ligde oynamaya da hak kazandı. Evet. Toplam kaç öğrencimiz var burada? Kaç yaş grubunu çalıştırıyorsunuz? Yani öğrenci sayımız spor okullarımıza devamlı bir kayıt geliyor. 184 en son öğrencimiz var. Evet. Ama biz de bu konuda bazen spor deyince akla futbol geliyor. Bizde maalesef bu bir algı. Bizlere bu konudaki tavsiyeleriniz neler? Ailelere tavsiyeleriniz neler? Sizce neler olmalı? Şimdi kısaca futbol artık bir spordan çok bir sektör haline geldi. Ticari bir ortama geldi. Bizim amatör spor dalı olarak voleybol özellikle kız çocuklarına çok uygun bir spor. Bütün ailelere tavsiye ediyorum. Sporun faydalarını anlatmaya gerek yok. Zaten herkes malum. Evet. Kulübümüz olarak bu konuda çok detaylı, iyi çalışmalar yapıyoruz. Evet. Spor okulundaki yetişmiş çocuklarımızla altyapı kulüplerinde lisanslı olarak maçlara çıkartma imkanı sağlıyoruz. Evet, ama ailelerin de üstüne düşen birçok görev var. Desteklenmeli sürekli, yani teşvik edilmeli. Kesinlikle öyle. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Buyurun. Bu, inanın, spora, antrenmanlara devam eden çocukların dersleriyle ilgili bir sorunlar olmuyor. Artı daha da iyi olduklarını biz bu işin içinde birisi olarak söyleyebilirim. Evet, çünkü aileler belki bu konuda da biraz tedirgin yaklaşıyorlardı. Kesinlikle. Dersleri geri kesinlikle. Kalır aman gibi, değil mi? Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten çocukların spor yapması gerekiyor. Evet. O yüzden tavsiye ediyorum herkese. Sporu da sevmek lazım hocam. Bence sizin en büyük başarınızın sırlarından bir tanesi bu. Ya sevmeden yapılacak bir şey değil tabii ki. Evet. Artık biz de yavaş yavaş bir devir teslim, bayrak teslimi yapma yolunda gidiyoruz. Oğlum Yusuf Özmert benden artık devralmaya başladı. Evet, buradan da selamlarımızı gönderelim. Sağ olsun. Ona destekler, emekleri destekleri çok büyüktür. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Evet. Başarılı olacağını da düşünüyorum yani. Peki bir 40 yıl önceye dönersek hocam. Buralara hayal ediyor muydunuz? Hedeflere ulaşabildik mi? Bu yani, bundan tabii, sonra sizce neler olacak? Tabii yani 40 yıl önce belki o zaman sporcu olarak başladık, düşünemiyorduk ama ilerleyen zamanlarda hayaller hep yenilenerek devam etti. Kulübü kurduğumuzdaki hayallerimize ulaştık sayılabiliriz. Tabii ulaştık derken insan yeterli gelmiyor. Bitmiyor. Şimdi bitmiyor. Hep yenisini istiyor. Evet. Sağlığımız, ömrümüz devam ettiği sürece de bu şekilde devam edecek. Biz de bu yolda başarılar dilerim hocam. Sağ olun, çok buradan teşekkür ediyorum. Buradan son olarak neler aktarmak istersiniz İzmir halkına, tüm Türkiye'ye, ekran başındaki izleyicilerimize, ailelere özellikle? Buyurun. Yani voleybol sporuyla tanışan aileler, kişiler zaten bundan ayrılamıyor. Voleybolla tanışmamış ailelere lütfen bir hafta sonu spor salonuna gidip bir maç izlemelerini, evet, ortamı, olayı, yaşamalarını istiyorum. Zaten bir daha vazgeçemeyecekler. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve Öz Ateş Spor Kulübü'ne konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.